Bakın yok, bahar ve kelebekler. Bunu okur bir ay. Küçük pardon. Küçük hocam bir ayda bu okunacak. Erhan, okullara niye okumuyorsun? Ya, ya okumuyor Erhan, millet. 15 bin öğreniyor bu yazıyı. Her şeyi tamam. Kolay alıyor. Hoca da onu diyor. Siz nasıl kolay alıyorsan sen bütün kronikleri tercüme ettiniz maşallah 10 ayda. %90. O da hep bir o %90. Kadar. %90. İsterseniz ben sayayım daha literatür hocam. Dur şimdi tamam. Hoca edinmedi diyorsa edinme. Tabii. Sübde Bahar ve Kelebekler. Hocam yayınlamadı. Anonim Osman Tayin Abdülkadir Hocam yayınlamadı. Kardeşim Cedet Tayin. Tamam kardeşim. %10'unu eksi bıraktık. Kardeşim bak yayınlanmayan eserleri. Bak isim vermek kimsenin derdini yemiyoruz. Sen daha, şu anda İzli sen daha ortaokul İzli talebesiyken olabilir. Ben İpsirli hocayı falan methetmiş evet, yazmış tamam, adamım. Evet. Kimsenin zemmini veya metnini senden öğrenecek değilim. Senin ikimizsin. Bana böyle şeyler söyleme. Bu kasaba ağzıdır lütfen. Hiç kasaba ağzı falan dedim bu gerçeğin ağzıdır hocam. Sindirlendim ben hakikaten. Ben hayır bırak efendim burada kimse benden kavga etmeyin. Baba, şimdi. Burada kimse size Osmanlıca öğrenilmez bilinmez lüzumsuzdur da demiyor. Lüzumsuz partizanlık yapma. Ben bazı yerlere hoş görüneceksin ben diye. Ben partizan değilim. Bu bir milli kültür meselesi. Ben size literatürü söylüyorum. Sen literatürü nereden söyleyeceksin kardeşim? Bırak burada. Çünkü ben takip ediyorum. Millet koca ediyorum. Koca kitaplar ve yazıyor. Bu, önünde önünde bırak bizim bu şeyi. Bu yayınların çoğunun ön sözüne İlber, bakarsanız benim teşvik ettiğimi söylüyorum. Efendim bırak ya Osmanlıların şeylerini. Babilleri bile oldu. Çeviren rahmetli şeydi. Bizim Coşkun'u evet. Çok hocaydı. Oradaki eserlerin kaçta kaçını işledim. Bunun çıkarttığı yani. Onun kitabı çok ileriye gitti. Coşkun Hoca'nın evet. Kitabından. Onu geçen şeyde yoktu aynı. Erhan'ın kitabı var yahu. Hadi efendim bırak o bizim şey. Elhamdülillah eline sağlık ama. Gitsin. Neydi kitabın ismi? Var sen oradakinin nesini geçiyor. Şaka yapma yani çıkıcım. Bırak. Herif ya. Orada benim tuttuğum bir Bavyeralı değildir. Gayet şey bir adamdır. Düşün. Almanya'daki şeylere Palavra tarafları da Almanım Almanı yok. Herif gitmiş. 19-20. Yüzyılın geçişinde. Hocam o 1927'de yazmış. Evet 27'ye kadar tespit tamam, ettiği kütüphaneler ve yazmaları siz bugün bile gitmiyorsunuz. Hocam kimse 1920 biz gittik o yazmanın çoğunu getirdik ve şu anda şimdi artık yapılıyor. Zaten tabii yapıldı. Batı tarihçiliğinde Amerika temsil ettiği için iş seyirci soruyor. Kemal Paşazade çevrildi mi? Kemal Paşazade çevrildi. Birinci nereye defteri, çevirdi? İkinci defteri, yedinci defteri Şerafettin Turan yayınladı. Neyse bana bak. Şimdi üçüncü defter kaldım. Marmara Üniversitesi'nde tez olarak yapıldı. Çamlıca evet, yayınlarına basılıyor. Çevrildi. Onuncu defteri Şefaattin Severcan yayınladı. Dokuzuncu defteri rahmetli Ahmet Uğur yayınladı. Sayayım mı da? Sekizinci defteri rahmetli Ahmet Uğur yayınladı. Bana ne sayıyorsun? Seyirci soruyor. Beşinci defter yayınlanmadı. Yayınlanmayan beşinci defter. Niye yayınlanmıyor da ayrı fasıl boş. Şimdi efendim. Çünkü 5. defter yok. Merhaba, kayıp bulunamadı. Allah aşkına kavga etme ya Allah'ım. Ya. Aa, yok ama böyle şey olmaz, olmaz ya olmaz bak hocam. Hayır böyle bak, şey olmaz. Sen de işi uzatıyorsun. Tamam. Ya ben başka şey gösteriyorum. Bu yaz gösterme kardeşim. Bunlar modern Türk şey edebiyatıdır. 20. yüzyıldır hatta. Bahar ve Kelebekler. Evet 20. yüzyıldır. Küçük salonun fes renginde bunları kalın ve ağır perdeli. Bir ayda da okur. Bu kadar basit. Bu işte mesele. Bunu evet, okusun yeter. Tamam onu diyorsun. Bitti. Bunu bu 10 sene mi? Hayır bunun için ama başla bakalım. Bir ayın sonunda 1 milyon adam okuyor mu? O olmaz. Onu okutacak adamlar sizin gibi falan olursa talebe okur. Okutacak adamlar rastgele doldurulursa olmaz. O kadar ya bunu adam verirsen yok burada. Yanına latinize edilmiş ne neyi verirsin? Verirsin? Öyle gerisini şey olur mu ya? Olur mu öyle ben şey? Ben öyle öğrendim eski yazıyı. Canım bırak efendim senin başında Abdülbaki Gölpınarlı ya vardı. Abdülbaki Hoca'ya gittiğimde hepsini biliyordum. Hayır yani ben o zaman ona yakın biri vardı. Yani sokaktan öyle İlber, evde öğrendim. Burada evde beş yaşındaydım. Göz... Evde öğrendim. 5 yaşındaydım. Evde öğrenirsin. Evindeki biliyordur. Öğretirsin. Herkes biliyordu. Hayır herkes bilmiyor işte. Bütün mesele